Merhaba arkadaşlar. Şu anda Polo'daki ani değişimlerle ilgili video çekme ihtiyacı hissettim. Belki faydası olur sizin için. Şu an arkadaşlar 0022 seviyesine çok dikkat etmemiz lazım. Eğer bunun altına 8 saat içinde inerse 00.20.44'ü beklememiz gerekir. Burada şu an beklememiz gereken asıl önemli nokta 0.23.72'nin altında bu kırmızının kapatmaması lazım. Yani şuradaki gizli bir yer var. 0.23.72. Bunu TL olarak size söyleyeyim hemen. TL olarak 23.72. Burada gizli bir seviye var. 19.37. Bunun altında bu kırmızının kapatmaması gerekir. Burada da şu 0.22.86'nın altına da bundan sonra atan çubuğun inmemesi gerekir. Bundan sonra büyük ihtimal ince bir yeşil atacak. Şurada kesebilir. Burada da üst kısımda da şurada bir gizli yer var. Onu söyleyeyim. 0.25 62 0.25.62 buraya dikkat edeceğiz. Buradaki noktaya da dikkat etmemiz lazım. 25.62'nin üzerine bundan sonraki eğer atarsa tekrar 0.28'i görebiliriz. Ama artık satımlar, kar satışları gelmeye başlar. Burada dikkatli olmak lazım. Karımızı nasıl alabileceğimizi bilmemiz lazım. Neredeki kar bizim için uygundur? Al sata girmek çok risklidir bu seviyelerde. Yani dur buradan düşüyor, tekrar alayım, tekrar çıkayım. Terste kalabilirsiniz. Buna da çok dikkat edin. Bekleyeceğimiz noktaları tekrar söylüyorum. Bakın 00.22.86. Diğer 4 saat, yani bu şu an 4 saatlik grafik. Diğer 4 saat içinde bunun altına inmemesi lazım. Bunun yanında, yani şu iki kırmızıdan sonra atacak olan yeşil olursa şu seviyeyi de takip edeceğiz. Yeşil olursa 0.25.62'yi de dikkat edeceğiz. 25.62'yi diğer atan, yanından atan yeşil geçebilirse 28'i tekrar gösterebilir. Ama 22.86'nın altına bunun yanındaki kırmızı buraya kadar inerse o zaman bir aşağıya doğru çekilmeleri gözlemlemek mümkün. Herkes dikkatli olsun. Karını almaya baksın. Yeterli kar ettiyse evet, buradan daha da çıkabilir belki. Çok yüksek bir daha çıkıp bu seviyeyi zorlayabilir. Bakın şöyle geniş açıdan göstereyim ben size. Burada benim çizdiğim noktada kesti. Ben bunu sabah hazırlamıştım. Farklı bir şey çizdim. Grafik çizdim. Burada şu noktadan geri döndü. 0.0.28'den geri döndü. Eğer aşabilseydi burayı, ben buradan geri bir tane daha atabileceğini düşünüyordum. Ama buradan geri döndü, aynı anda geri döndü. Bunu da bunun bitiminde başlattı. Şuraya gelecek olan, yanına gelecek olan diğer 4 saatlik çizgi yeşil olacak büyük ihtimal, ama ince yeşil olarak kalabilir. Ondan sonra yanına bir tane daha ince yeşil atarsa tekrar bir hareket başlatabilir. Yeter ki çizgiler incelmeye başlasın. Bunları takip edelim, dikkat edelim bu bantları. 00.22.86'ya özellikle dikkat edelim. Buraya inmemesi gerekir. Diğer 4 saatlik çubuğun inmemesi gerekir. Kırmızı olmaması gerekir. Yükselişin olabilmesi için, oluşabilmesi için ve 25.62'ye de dikkat edeceğiz. 25.62'ye de dikkat edeceğiz. Hepinize bol kazançlı günler diliyorum. İnşallah bu bir düzeltmedir, küçük bir düzeltmedir. Panik satışı ya da işte yanlış alım satımlar yapmazsınız bu seviyelerden. Tehlikeye girmezsiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Saygılar sunuyorum. Görüşmek ümidiyle inşallah.